Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte yeni onaylı ihsannamece açıklanan Kuzey Boru firmasının halk arzı üzerine konuşacağız, analizini yapacağız. Kuzey Boru'nun halk arzının öncelikle tanıtımını yapacağız. Yani ne tür bir halk arz olduğuna bakacağız. Ardından Ucuzluk, pahalılığı olsun, finansalları olsun, kaç lot düşer olsun, nerelerden başvurabilirim olsun. Bu gibi bütün detay, tek tek adım adım bilgileri sizlerle paylaşacağım. E, analize tanıtıma geçmeden önce de şunu söylemek isterim. Kuzey Boru Halk Arzı'na Midas Yatırım üstünden başvurabilirsiniz. Çünkü full eşit bir halk arz. Bu Midas Yatırım'ın linki de açıklama kısmındaki linkte arkadaşlar. Bilginiz olsun. Haydi gelin başlayalım. Şöyle gelin sunum modumuzu alalım Kuzey Boruyu. Evet talep toplaması 7-8 aralık yani bu hafta perşembe cuma 36.2 TL'den satışa çıkıyor. Full eşit dağıtım 24 milyon lot satılacak. Toplam 868 milyon TL'lik orta büyüklükte bir halka arz. Katılım endeksine uygun T1 ve T2 bakiye kullanabilirsiniz. Katılım endeksine uygun ne demek? Faiz hassasiyeti olan yatırımcılar için rahatlıkla başvurabileceği bir halka arz olduğunu söyleyebiliriz. Baktığımızda e, BİST'deki kodu Borsa İstanbul'daki kodu K boru veya Kuzey'in K'si gerisi boru şeklinde geçecek. Yıldız Pazar'da işlem görüyorken tacirler Yatarım Konsorsiyum Lideri nerelerden başvurup başvuramayacağınızı söyleyeceğim zaten. Taahhütlere baktığımızda 30 gün boyunca fiyat istikrarı e, bekle, ya, koymuşlar. Satmama taahhütü var bu seni ve beni bağlamıyor. Bir yıl ihraççı bir yıl ortakları bağlıyor. Halka çıkık oranı %24 olacakmış. Dağıtım oranlarına geldiğimizde full eşit dağıtım arkadaşlar. Yok bireyseli %70, kurumsalı %10, şuna 5, buna 20 öyle bir şey yok. Herkese full eşit dağıtım olduğunu söyleyebilirim. Bu da ne demek oluyor? Ee, bireysel yatırımcı için daha pozitif olduğunu söyleyebiliriz. Kaç lot düşer kısmına bakalım. Kaç lot düşer kısmına baktığımızda sizlere şöyle güzel bir haberim var. Biz kanalımızda e, üyelerimize özel Halkars katıl üyeliklerine üyeliğine özel her akşam Halkars analizi videolarını yayınlıyoruz. Sadece üyelerimiz görebiliyor. Sizler de kanalımızın ana sayfası üstünden katıl butonunda Halkars analizlerini üstün Halkars analizlerini seçerek üye olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Baktım ben ne görüyorum? Arkadaşlar 350 TL'nin üstünü bağlamaya çok gerek yok. Bilginiz olsun. Aracı kurumlara bakalım. Bütün banka ve bütün aracı kurumlardan başvurabilirsiniz. Sabahtan öğlene kadar talep yapabileceksiniz. Midas yatırım dahil. Midas yatırımı linki de açıklamalar kısmında dostlar. Neden halk arzuluymuş? Baktığımızda %50-%60'ını e, Malatya CTP dediği cam elyaf takviyeli polyester boru yatırımını finanse etmek için. %30'a kadarını kısa vadeli banka kredilerini kapatacak. %20'ye kadarında işletme sermayesini ekleyecekmiş. Güzel. Tamamıyla bir borç için gelmemiş bir yatırım tarafı da var. Şirketi tanıyalım dediğimizde 2001 yılında Aksaray'da kurulmuş. Özellikle altyapı ürünleri, telekomünikasyon ürünleri, tarımsal ürünler, üst yapı ürünleri ve dreadging ürünleri. Bilmiyorum nasıl okunduğunu da bilmiyorum. Düz okudum. E, plastik boru fabrikası üretim yaptığı plastik boru ekleme parçaları şeklinde geçmekte değerli arkadaşlar. Devam edelim. Buraya kadar şirketi tanıdık. Kaç not dışarıya baktık. Ee, ana faaliyetinden tutun. Nerelerden başvurabileceğimize baktık. Hepsini tanıdık. Şimdi gelin finansallarını inceleyelim. Finansallara baktığımızda Toplam dönem varlıklarına baktığımızda arkadaşlar 154 milyondan 288 milyona çıkmış. O ardından 597 milyonu da ikinci çeyrek olarak karşımızda. Duran varlık tarafında ise daha stabil bir gidiş var özellikle son 1-1,5 yılda. Dönem varlık tarafındaki ciddi bir artış. Buna yönelik borçlanmaya baktığımızda kısa vadeli borçlunun toplamına bakarsak 172 milyondan 274 milyona çıkmış. 2023 yılı ikinci çeyrek itibariyle 511 milyon. Buradaki artan boşluk gözümüzü korkutmasın. Cari orandır, nakit orandır bu oranlara bakacağız. Bunları karşılayabiliyor mu? Karşılayamıyor mu? Kar tarafına baktığımızda şurada ertelenmiş vergi geliri giderine toplam kapsamlı tarafta yaklaşık 13 milyon kar varmış. Geçen yılın 2 çeyrek itibariyle bu yıl 2 çeyrek itibariyle ise 52 milyonluk bir kar görünüyor arkadaşlar. Başarılı mı? Yani 13 milyondan 52 milyona çıkmış. 4 kat karlılığını artırmış. Cari orana bakarsak 1.17 olarak karşımızda. Güzel. Kısa vadeli borçlarının tamamını dönem varlıklarıyla karşılayabiliyor. Güzel. Likidite oranı 0.72. Bunun bir tık artmasını isteriz. Nakit oranı 0.02. Nakiti düşük. Şirketin cebinde nakit yok arkadaşlar. Zaten diyordu ya %30'a kadarını işletme sermayesini ekleyeceğiz. İşte öylelikle nakit oranı artıracak. Kaldıraç oranına bakarsak 0.58 güzel. %50 artı eksi 10 olması iyi bir noktada kaldıraç oranı. Yani kötüymüş geçmişte iyileştirerek gelmiş. Bunu söyleyebilirim değerli arkadaşlar. Şimdi rasyolar tarafına baktığımızda iyi duruyor. Böyle ciddi böyle yani süper uçuyor kaçıyor diyemem ama iyi, güzel durduğunu söyleyebiliriz. İskontosuna bakarsak %20.04. Düz %20'lik bir iskontosu var değerli arkadaşlar. Bu da klasik halka arz iskontosu olduğunu söylersek yanlış olmaz. Finansallar tarafı güzel duruyor. Kötü bir durum yok. Gelecek olan fonun bir kısmının da yatırıma gidiyor olması güzel. Bireysel eşit dağıtım olması çok daha güzel. Şimdi ucuz mu pahalı mı tarafına bakalım. Ucuzluk pahalılık tarafına baktığımızda halkar sonrası fiyat kazanç oranı 16'lara geliyormuş. Burada baktığımızda sektörün bir tık üstünde kalıyor. Piyasa değeri defter değeri tarafına bakarsak da sektörüyle kafa kafaya eşit oranlarda kaldığını söyleyebiliriz. Ben bunu hani sonuçta kuzey boru olduğu için boru tarafından baktım. Metal ana sanayi çıktı. Plastik boru tarafından da bakabiliriz. Bununla ilgili farklı bir düşüncem olursa e, yorum kısmına sabit şekilde koyacağımı söyleyeyim şimdiden sizlere. Yani ucuzluk pahalılık tarafına baktığımızda nötr olduğunu söyleyeyim. Yani net bir görüntü yok. Bir taraf pahalı bir taraf böyle yarı yarıya kalmış. Yani nötr olduğunu söyleyebilirim. Yani yatırım yapacak olması, eşit dağıtım olması, finansallarının güzel olması güzel. İlgimizi çekiyor ama az verecek. Yani 350 liralık bile vermeyecek belki. Ben zaten halk arzu üyeliği için katılmam gerekiyor. Bunların yanında da halk arz üyeliği durumu olmasına katılır mıydım? Evet katılırdım onu da söyleyeyim. Tabii ki benim katılıp katılmamam sizlere bir yönlendirme değildir. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına da girmemektedir. Kendinize çok iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.